Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençlerin okuma alışkanlığı kazanması için çalışmalarını sürdürürken, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü'nün başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Aksaray'da çalışmalarını yürüten Anadolu Mektebi Okuma Grubu öğrencileri ve İl Koordinatörü Ayşe Karaman ve Okuma Grubu sorumlu öğretmenlerine iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Anadolu Mektebi grubu öğrencileri ve sorumlu öğretmenleriyle iftar yemeği programında buluştu. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Anadolu Mektebi İl Koordinatörü Ayşe Karaban, Anadolu Mektebi sorumlu öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. İftar yemeğinde gençlere hitap eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu programı duyduktan sonra çok önemsediğini belirterek, eğitim ve kültür hizmetlerinde her yaştan Aksaraylıyı kültürel faaliyetlerle, sanatla, kitapla buluşturmak için çabaladıklarını söyledi. Başkan Yazgı, biz okuyan gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Hep beraber büyük başarılara imza atacağız dedi. Şimdi bu tabii 7-8 sene önce başlayan bir projeydi. Çok küçük adımlarla başlamıştı ama çok şükür orada yetişen gençlerimiz şimdi üniversitelerde okuyorlar abi. Mesleğe atılanlar var ve çok güzel noktalara gelen kardeşlerimiz var. Burası öyle bereketli bir yer, burası böyle güzel bir yer. Az önce sizlerin konuşmalarından ben şunu fark ettim ki iyi ki böyle bir şey yapılmış. Ben başta Orhan Halimoğlu'na teşekkür etmek istiyorum abi. Bu işin ilk başlangıcını yapan odur. Ardından Sami abiye Allah razı olsun. Bütün rahatsızlığına rağmen ki bugün selamını da bizlere iletti. Cengiz abi de mutlaka bahsedecektir. Ben selamlarımı da iletmek istiyorum sizlere. Aramızda olmak isterdi ama bir ufak rahatsızlığından dolayı sadece selamlarını gönderebildi. İnşallah ilerleyen zamanlarda sağlığına kavuşur kavuşmaz bizlerle olacak. Onların desteği, Cengiz abi tabii bu işin en başından beri bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sizlerle beraber oldu, sizlerle beraber sohbetler yaptı. Sizlere ufuk açıcı bilgiler verdi. Sadece sizler değil bizler de faydalanıyoruz. Siyaset yaparken, vatandaşlarımızla konuşurken, şehri yeniden imar ederken sizlerden aldığımız ve Cengiz abiden aldığımız, Sami abiden aldığımız güzel bilgiler bizim şehri nasıl değiştirmemiz, yenilememiz ve sizlerle beraber nasıl inşa etmemiz gerektiğini bir kere daha farkına varıyoruz. O kadar güzel şeyler söylediniz ki yani üzülürken de sevinirken de okuduğunuz yazarlardan etkilenerek onların söylediği sözleri hayatınıza bir düstur edinerek ki bu yazarlar da çok incelenip sık dokunup sonuçta sizlere okutulan yazarlar onların sizlere sunduğu şeylerle sizler kişiliklerinizi, şahsiyetlerinizi inşa ediyorsunuz. Bu vesileyle de inşallah toplumu inşa edeceksiniz. Güzel yerlere gelin. Lütfen belediye başkanı, lütfen vali, lütfen kaymakam olun. Çok iyi yerlerde olmanızı istiyoruz. Bunun için ben ve Cengiz abi de mutlaka hepimiz üzerimize düşen her şeyi sonuna kadar yapacağız. AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, geleceğin gençlerin olduğunu söyleyerek eğitim hayatı ve kitap okumanın önemine değindi. Çok iyi işlediğiniz, insan okuyarak kalbini işler aslında. Kalbinizi gergef gibi işlersiniz. Kalbinizi büyütürsünüz, küçültürsünüz, beyazlatırsınız, karartırsınız. Kalbi kararmış denir mesela. Güzelleştirirsiniz, çirkinleştirirsiniz. Bunu hayatta yaptığınız şeylerle yaparsınız. Okuduğunuz, öğrendiğiniz, rastladığınız, beğendiğiniz, yaptığınız işler, bunların hepsi o kalpte birikir, kalbiniz bir şekil alır. O kalbiniz üzerine titrerseniz, ağzınızdan çıkan her söz çok gerçek olur. Kalpten çıkar. Kalpten çıkmayan sözler de sahtedir zaten. Ama bunları da okuyarak öğrenirsiniz. Ben hepinizin hayatta başarılı, mutlu, bütün bu olayların üzerine düşünen
ama bunlara çok takılmayan, kendi hayatına odaklanan, bunların sizi üzmesine, sizin hayatınızda engel olmasına müsaade etmeyin. Buraları aşın. Bunlar insan, öğrenen, unutan bir varlıktır. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Aksaray Anadolu Mektebi İl Koordinatörü Ayşe Karaman, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya projeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek Anadolu Mektebi yazar okumaları çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Anadolu Mektebi ile Türkiye'de yaklaşık 28 ilimizde devam eden bir projeyle bugün aramızda 125 öğrenci olduğunu öğretti Sayın Milletvekilim. Yaklaşık 200 öğrenciyle bu projeyi devam ettiriyoruz. Ben bütün bu projelerde bize sonuna kadar destek veren, başta Sayın Milletvekilimiz olmak üzere, Aksaray Belediye Başkanımız, kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya ve kıymetli eşlerine, ekibine, burada gerçekten çok özverili çalışan Ayşe Kahraman hocama, burada bu öğrencilerimizin yanında olan sevgili meslektaşlarıma, okul müdürlerime teşekkür ediyorum. Bu program düzenlediği için de ayrıca belediye başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın vizyon projeleri arasında yer alan ve 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak trafiğe açılan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde son düzenlemelerle birlikte çalışmalar da sona gelindi. Şehir içi trafiği rahatlatmak, bölgesel trafiği düzenlemek ve araç seyir hızını artırmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde inşa edilen, geçtiğimiz aylarda trafiğe açılan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde trafik işaret ve uyarı levhaları tamamlandı. Aydınlatma, orta refüj çalışmaları, alt geçit ve yan bağlantı yollarında zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan alt geçitte geçtiğimiz hafta kalite standardı yüksek sıcak asfalt malzemesi serimi yapıldı. Yol çizgileri ve bariyer bakımlarının da tamamlandığı Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde trafik işaretleri ve trafik düzenlemeleri bitti. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmaların sürdüğü güzergahta trafiğin aksamaması için çalışmaların trafik yoğunluğunun az olduğu saatler arasında yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her alanda yatırım atağının sürdüğünü söyledi. Başkan Yazgı, 48 mahallemizin ihtiyaçları noktasında halkımızın mutluluğu, sağlığı ve huzurunu sağlamak anlamında söz verdiğimiz vizyon projelerimizi ve daha fazlasını bir tamamlayarak hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 4 yılda 1 milyar yatırımla Aksaray'ın en iddialı projeleriyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Daha yeni birçok projemizle Markaşehir yolunda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz dedi. Aksaray Belediyesi, Aksaraylı çocukların güzel bir Ramazan ayı hatırlayabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Ramazan Sokağı'nda özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerle birlikte çocuklar hem eğleniyor hem birlikte paylaşmayı öğreniyor. Ramazan Sokağı'nı en anlamlı kılan yarışma ise Ramazan Sokağı'nda gerçekleştirilen çocuklar ve dua yarışması. Çocuklar Ramazan Sokağı'nda sahneye çıkarak bildikleri duaları okuyarak hem Ramazan ayının hem de çocukluğun heyecanını yaşıyor. Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel olarak Kültür Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı, iftardan sonra çocukları aileleriyle birlikte misafir ediyor. Çocuklar için hazırlanan sokakta eğlenceli oyunlar, sahne gösterileri, hacivat ve karagöz gibi renkli etkinlikler yer alıyor. Sahnede gerçekleştirilen renkli gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar yarışmalara katılıyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yarışmalar arasında ise en anlamlı yarışma çocuklar ve dua yarışması. Ramazan ayının heyecanını, Ramazan'ın bereketini Aksaray Belediyesi'nin kendileri için Ramazan Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerde paylaşarak çıkaran çocukların dua yarışması renkli görüntülere sahne olurken çocuklar sürpriz hediyelerle seviniyor. Evet, Arife'yi de alkışlayalım ve hediyesini verelim.
İftardan sonra Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen AK Parti milletvekilleri ve 27. dönem milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti, Muhammed Aktaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, dua yarışmasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle başlayan ve bu yıl 5.sü düzenlenen Ramazan Sokağı'nda çocuklar Keloğlan, Hacivat Karagöz, Gölge Oyunları, animasyon kukla gösterileriyle keyifli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle birlikte 4 yıldır aralıksız sürdürülen AKMEK Yaz Kursları 2018 yeni dönem kayıtları başladı. Aksaray Belediyesi AKMEK Yaz Kursu kayıtları başladı. AKMEK Yaz Kursu'nda 7, 14 ve 15 yaş üzeri çocuklar ve kadınlar için oyun odası etkinlikleri, step, aerobik, fitness, çakıl taşı boyama kurslarıyla birlikte Aksaray Belediyesi 30 branşın üstünde eğitim-öğretim döneminin bitimiyle derslerin sorumluluğunu omuzlarından atan çocukların ve gençlerin sosyalleşmesini, kendilerini geliştirmesini, çeşitli beceriler kazanmasını, aynı zamanda eğlenmesini sağlamak amacıyla başlattığı AKMEK Yaz Kurslarına devam ediyor. Açılan yaz okullarında ücret talep edilmeden pek çok branşta çeşitli eğitimler veriliyor. 24 Mayıs'ta başlayan AKMEK Yaz Kursu kayıtları 12 Haziran tarihinde sona erecek. Bu eğitimlerden yararlanabilmek için ise gitmek istenen kursa kayıt olmak yeterli. AKMEK Merkez Sorumlusu Canan Köse, çocukların, gençlerin ve kadınların yararlanabileceği yaz kursları kayıt dönemiyle ilgili bilgiler verdi. Yaz kurslarımız, 2018 yaz kurslarının kayıtları 24 Mayıs itibariyle başladı. 12 Haziran'a kadar da devam edecek. Bayramdan sonra da 18 Haziran'da kurslarımızı açıp 17 Ağustos itibariyle de 8 haftalık bir program içerisinde kurslarımız devam edecekti. Yaz kurslarımız şu anda 4 birimde kayıtlarımız devam ediyor. AKMEK Merkez Binamız, Selim Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Hamidiye ve Cihat'ın Kadın Aktivite Merkezimiz ve Kültür Park Spor Salonu. Buralarda belirlediğimiz çocuklara yönelik daha çok 7-14 yaş arası çocuklara, 15 yaş üzeri gençlerimize ve bayanlarımıza kurs kayıtlarımızı alınıyor binalarımızda, birimlerimizde. Şu andaki en çok talep olan kurslarımız çocuklarımızın tabii ki yaz tatilinde dinlendirip eğlendirici, eğitici, öğretici eğitmenler tarafından güzel bir şekilde devam ettirilmek isteniyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK ayrıca engelli çocuklara yönelik özel eğitimler de sunuyor. 7-15 yaş aralığındaki tüm çocukların ücretsiz katılabileceği AKMEK yaz kursları yeni dönemi için kayıtlar 12 Haziran Salı günü sona erecek. Aksaray Belediyesi AKMEK yaz kursları 18 Haziran'da başlayıp 8 haftalık bir eğitimle 17 Ağustos tarihinde sona erecek. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.